Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri inişten 1 saat 45 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği denizaltında 5 kişinin olduğunu duyurdu. Özel bir şirket olan Ocean Gate tarafından Titanik'in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. Film ile popülaritesini daha da arttıran trajedi, zengin turistlerin uğrak noktası haline gelmişti. 250 bin dolar ödeyerek Titanik'i görmek için dalan 5 kişiyi taşıyan denizaltı Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Titan isimli aracın battığına kesin gözüyle bakılıyor. Bölgeden gelen ritmik ses sonrası Titan'dakilerin hala hayatta olabileceğine dair umutlar sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken New York Times'ın haberi kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. New York Times adeta tarih tekerrürden ibarettir sözünü haklı çıkaran bir bilgiye ulaştı. Titanik turist denizaltısında kaybolan Ocean Gate'in CEO'su Stockton Rush'ın eşi, Titanik 1912'de battığında ölen iki yolcunun soyundan geliyor.